Abdülkadir Selvi Joe Biden'la ne konuştular? Joe Biden'ın HDP, AK Parti ve CHP milletvekilleriyle görüşmesine ilişkin haberler yapıldı ama görüşmeye ilişkin hala yazılacak şeyler olduğunu görünce paylaşmak istedim. Biden'la görüşmeyi önemsedim çünkü o hem Amerika'nın iki numaralı ismi ama aynı zamanda en tecrübeli politikacılarından biri. Amerikan tarihinde senatoda uzun süre kalan 13 kişiyiz biri de benim sözleri ona ait. Amerikalıların görüşmelerde farklı mesajlar verip sahada başka uygulamalar yaptıklarının farkındayım. Hele hele söz konusu PYD olunca gözlerinin birini kapatıyorlar PKK ile PYD aynı değil diyor. Amerika'nın bu politikaları olmasa Irak ve Suriye bu hale gelir miydi? Biden milletvekilleriyle görüşmeye, ne olduğunu anlamaya çalışıyorum diye başlıyor. İRA sürecini çok iyi biliyorum. İRA deneyimim var. İRA görüşmeleri bizi son derece zorladı. Sonuç itibariyle çözüm diyalogla sonuçlandı. Amerika'da ırkçılığın sona erdirilmesi sürecini biliyorum. Terörizm bizi de çok etkiledi. Türkiye bizim için dost ve müttefik bir ülke. Türkiye'nin asıl gündeminden uzaklaşmaması lazım. AB'ye üyelik demokratikleşme ve yeni anayasa Türkiye'nin asıl gündemi olmalı. Ben Türkiye'nin AB üyeliği için çok çaba sarf ettim. PKK şehir savaşları ve Kürt sorunu Joe Biden'la görüşmenin gündemini oluşturuyor. Leyla Zana çok gerilere giden bir değerlendirme yapıyor. Kürt kimliğinin inkar edildiğini anlatıyor. HDP'li Ayhan Bilgen ise sorun Kürtlerin statü sorunudur. Egemenliğin paylaşımıyla çözülür, başka şekilde çözülemez diye konuşuyor. AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ise bu mesele statü meselesi değil bir demokratikleşme sorunudur diye söze başlıyor. Musa Anter'in öldürüldüğü saldırıda Orhan Miroğlu da ağır yaralanmıştı. Miroğlu Kürt sorununda hem canıyla hem kanıyla bedel ödemiş bir aydın. 80'li yıllarda Diyarbakır cezaevini, 90'lı yıllarda silahlı saldırıyı ve siyaseten yasaklı günleri yaşamış bir isim. Yılmamış demokratik zeminde mücadelesini sürdürmüş, kitaplar yazmış, Staren Star gazetesinde günlük yazılarıyla Kürt sorununun çözümüne ışık tutan bir isim. Biden'la görüşmede söze bu nedenle ben son bir yıldır AK Leyla Hanım gibi ben de 5 yıl yasaklıydım, hayatım Kürt mücadelesi içinde geçti diye başlıyor. Sonra bu noktaya nasıl gelindiğini anlatıyor. PKK Orta Doğu'da önemli bir aktör oldu ancak Suriye konjöktürünün de etkisiyle Türkiye'de bir aktör olduğunu unuttu, Suriye modeli şehir savaşlarını başlattı diyor. Miroğlu PKK ile ilgili sözlerini şöyle sürdürüyor. PKK İran'da çatışmaları sona erdirdi, ateşkes ilan etti. Suriye'de rejimle birlikte çalışıyor ama durup dururken Türkiye'de şehir savaşlarını başlattı. Irak'ta ise Barzani ile mücadele ediyor. Barzani PKK ilişkileri konusunda Biden'da bir ekleme yapıyor. Barzani de PKK'dan rahatsız diyor. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Enserioğlu yaşananlara ışık tutan bir değerlendirme yapıyor. Suriye'de PYD'ye bu statüyü tanıyanlar PKK'dan Türkiye'de bu şiddeti yaratmasını istediler. Çözüm süreci devam ederken PKK'nın düğmeye basılmış gibi şehir savaşlarını başlatmasının altında yatan gerçek bu. Galip Enserioğlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yapmış, genç yaşına rağmen uzun bir siyasi yaşama olan bir bölge milletvekili. Enserioğlu önemli tespitleri içeren bölge eksenli değerlendirmesini şöyle sürdürüyor. Amerika'nın bölgedeki en büyük müttefiki Türkiye'dir. Bölgede Rusya ve İran Türkiye'nin alanını daraltmaya çalışıyor. Türkiye kendi iç satışmasına dönerse bölgede İran ve Rusya'nın etkinliği artar. Amerika'nın bölgedeki iki müttefiki Türkiye ve Barzani, İran'ın temsil ettiği Şii ekseni Türkiye ve Barzani ile mücadele ediyor. Suriye'de Esed kalsa da rejim değişse de Kürtler elde ettikleri statüden vazgeçmeyecekler ancak mevcut durum Rusya ve İran ağırlıklı bir yapı olacak. Bu statüyü tanımıyorum demek gerçekçi değil. Onun yerine Suriye'de Kürtlerin eşit temsil edildiği bir yapı kurulmalı. Amerika, Türkiye ve Barzani ile birlikte bu yapıyı dönüştürmeli. Ensereoğlu sözlerini biz de içerideki bu sorunu çözmeliyiz. Bu sorun eşit yurttaşlık sorunudur diye tamamlıyor. Joe Biden söze PKK'nın bazı ilçelerde başlattığı şehir savaşlarından dolayı duyduğu rahatsızlığı belirterek başlıyor. Bu bir trajedidir. Bunu bir an önce terk etmelidir. Türkiye bizim müttefikimiz. PKK ise bir terör örgütüdür. Uluslararası camia da böyle kabul etmektedir. PKK derhal geri çekilmeli, Türkiye'yi terk etmeli diye konuşuyor. Söz konusu PYD olunca Biden farklı bir değerlendirme yapıyor. PYD'yi PKK'nın uzantısı olarak görmüyoruz diyor. PYD Kandil'den yönetildiğini, şu anda Murat Karasu Baho Zerdal ve Sofi Nurettin başta olmak üzere 17 PKK yöneticisinin Suriye'de olduğunu en iyi Amerikalılar biliyor. Türkiye'nin uyarılarına rağmen Amerika'nın PYD'ye verdiği silahlar PKK'dan çıkmaya devam ediyor. Amerika'nın İHA'sı Silopi'den çıktı. 20 Temmuz'dan sonra PKK'ya yapılan hava harekatlarında PKK'nın PYD üzerinden temin ettiği Amerikalılara ait silahların bulunduğu depolar vuruldu. Amerika'nın niyeti farklı olunca bize PKK ile PYD ayrı masalını anlatmaya devam ediyorlar. Joe Biden PYD konusunda eski tezlerin savunuyor ama PYD'nin Fırat'ın ötesine geçmesini istemiyoruz. O bizim de hassas olduğumuz bir konu diye konuşuyor. Dünya tersine dönse de CHP'lilerin gündemi değişmiyor. Fikri Sağlar başkanlık sistemi gündeme getiriyor. Başkanlık sisteminin Amerika'dan başka başarılı bir uygulamasının olmadığını iddia ediyor. Biden ne desin? Başkanlık sistemi bizim için iyi ama sizin için kötü bir sistem mi desin? Sistemin gücünü siz belirleyeceksiniz. Başkanlık sisteminin bu meseleleri çözeceğine inanıyorsanız buna karar verecek olan sizlersiniz. Karşılığını veriyor. Joe Biden, başkanlık diktatörlüktür demiyor ya, CHP'liler pek üzülüyor. Adut Kadir Selvi, Yeni Şafak